Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Gelen son dakika haberlerine göre TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit çok kritik açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Mahmut Faruk Akşit, şu anda Atak helikopterinde kullanılan motordan çok daha yüksek beygir gücüne sahip bir motor ürettiklerini açıkladı. Mahmut Faruk Akşit açıklamasında Atak helikopterlerindeki motordan daha güçlü beygir motoru yaptık. 1400 beygire ulaştı. Testleri de geçti. Daha güçlülerin testini yapıyoruz. Onları da halkımız yakında duyacak. İnsan hayatını teslim edeceğimiz için motorumuzun testleri sürüyor. Proje resmen 2017'de başladı. Ekibin üstün gayretleriyle 3 yıl 10 ayda düz beyaz kağıttan motor çalıştırdık. Ama uçması yine 8-10 yılı buluyor. Bizim motorumuz 20.000 feet'e kadar hiç gaz kesmeden çıkabilmekte. Dünyada tek. Anka'nın orijinal motoru 10.000 feet civarında. Biz 2'ye katladık. Motor türevleri ailesi ürettik. Aksungur 49 saat civarı havada kaldı. Bu motorlar az yakıyor. Bu başarıyı genç, yeni mezun parlak gençlerle elde ettik. Benim gibi yurt dışında tecrübesi olan arkadaşları getirip danışman yaptık. Bu arkadaşları eğittiler. Asıl işi ama genç arkadaşlar yaptı. Gökbey'de sertifikasyon süreci devam ediyor. Zorlu deneyler sırasında yenilemeler oluyor. Onu yapmadan sertifika almanın bir anlamı yok. Otomotiv sektörüyle karıştırılmasın. Havacılık sektöründe rakamlar çok küçük. Haftada bir tane motor üretmek havacılıkta ciddi bir rakam. Biz ikiye çıkarmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Atak helikopterinde şu anda bildiğimiz kadarıyla LHTEC T800 motoru kullanılmakta. LHTEC T800 döner kanat uygulamaları için tasarlanmış bir turboşaft motorudur. Rolls-Royce ve Honeywell'in ortak girişimi olan Hafif Helikopter Türbin Motoru şirketi tarafından üretildi. Ticari ve ihraç versiyonu CTS-800'dür. Motor öncelikle ABD ordusunun iptal edilen RAH-66 Comanche silahlı keşif helikopteri için geliştirildi. Ancak diğer uygulamalarda da kullanıldı. Motor başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri ordusunun AVCO Pratt Whitney T-800 ile rekabet eden LHX silahlı keşif helikopteri yarışması için geliştirildi. LHTEC T-800 1988'de LHX'e güç sağlamak için seçildi. Boeing Sikorsky ekibi 1991 yılında RAH-66 Comanche'yi inşa etmek için seçildi. Bir çift T-800 ile çalışan RAH-66 prototipi üretildi ve 1996 ile 2004 yılları arasında uçuş testlerine tabi tutuldu. LHX programı öncelikle uzun geliştirme sürecindeki maliyet aşımları ve Amerikan ordusunun değişen gereksinimleri nedeniyle 2004 yılında iptal edildi. T-129 Atak programı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan TUSAŞ ve Agusta Westland ortak üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteridir. T-129 Agusta Westland üretimi Agusta A-129 Magusta helikopterinin gövde tasarımının çeşitli aksamlarının değiştirilmesi ve özgün silah ve yazılım sistemlerinin entegre edilmesiyle meydana geldi. Üretimi tamamlanan ilk helikopter 28 Eylül 2009 tarihinde İtalya'nın Gallarate kenti yakınlarındaki Agusta Westland tesislerinde bir İtalyan ve bir Türk pilot tarafından deneme uçuşuna tabi tutuldu. Yaklaşık yarım saat havada kalan helikopter çeşitli manevra testlerinin ardından başarıyla yere indi. T-129 Atak'ta Rolls-Royce ve Honeywell'in ortak üretimi 2 adet LHTEC CTS-804A motoru kullanıldı. Helikopter 269 km/saat hıza ulaşabilirken 6096 metre yani yaklaşık 20.000 feet yüksekliğe çıkabilmektedir. T-129 yakın hava desteği görevleri ve çok amaçlı görevler için iki farklı tiple tasarlandı. T-129A yakın hava desteği görevleri, T-129B ise çok amaçlı görevler için üretildi. TUSAŞ'ın kendi tesislerinde ürettiği ilk T-129A prototipi ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011'de yaptı.
Kabul işlemlerinin ardından 22 Nisan 2014 tarihinde ilk T-129A EDH Türk Kara Kuvvetleri'ne teslim edildi. Türkiye, taarruz ve keşif helikopterinin her şeyiyle Türkiye'de üretilmesi için 1995 Ekim ayında ön çalışmalara başladı. Bu proje için Savunma Sanayi Başkanlığı'nı görevlendirdi. Yaklaşık 12 sene süren inceleme ve araştırma sürecinin ardından Savunma Sanayi İcra Komitesi 30 Mart 2007 tarihinde İtalyan Agusta Westland'ı Atak programı ihalesini kazanan firma olarak duyurdu. Savunma Sanayi Başkanlığı Nisan 2007'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ TUSAŞ firmasının ana yüklenici olduğunu açıkladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına göre geliştirilecek olan 51 adetlik taktik taarruz keşif helikopteri üretim programı sözleşmesi 7 Eylül 2007 tarihinde imzalandı. 24 Haziran 2008 tarihinde yürürlüğe giren projede ana yüklenici TUSAŞ, alt yükleniciler ise Agusta Westland ve Aselsan şirketleri oldu. Bu tarihten itibaren projenin süresi 114 ay olarak belirlendi ve bu süre içerisinde 60. ayda ilk T-129 helikopterinin teslimatının yapılması planlandı. Atak programı, azami ölçüde yerli teknolojileri ve üretimi içeren bir projedir. Bu proje ile geliştirilmekte olan T-129, %60 oranında yerli bir helikopterdir. İhale sürecinde Agusta Westland firması, Türkiye'nin istekleri lehine en çok taviz veren üretici olmuştur. Türk Kara Kuvvetleri için üretilecek olan T-129 helikopterleri doğal olarak 21. yüzyılın en gelişmiş aviyonik sistemleri ve silahlarıyla donatılmıştır. T-129 performans açısından Türkiye'nin mevcut AH-1 Super Cobra helikopterlerinden daha ileridedir. Türkiye, T-129 helikopterlerinin tek üreticisi ülkesi konumunda olacak. Bu vesileyle helikopter sanayinde başlangıç için önemli bir adım atılması projeyi çok önemli kılmaktadır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.